Biz tabii daha önce mesire yerlerinden söz ediyorduk. Deniz kenarında veya su kenarlarındaki mesire yerlerinden söz ediyorduk. Fakat 19. yüzyılın sonlarına doğru aslında bugün moda deniz kulübü dediğimiz mevkide bir İngilizlerin kurduğu bir kulüp oluştu. Bu daha çok yelken ağırlıklı bir kulüptü. Keza Büyükada'da da yabancıların yoğun olduğu yaz aylarında yerleştikleri bir mekan. Orada da aslında daha çok yelken şeklinde denizle bir temas söz konusuydu. Yani biz kürek yelken yüzmeden önce bize geldi. Yani yüzmeyi biz 1920'lerde çok daha önemsedik. Yüzme yarışmaları yapmaya başladık. Gerek Boğaz'da gerek Anadolu yakasıyla adalar arasında yüzme yarışmaları düzenlemeye başladık. Zaten İstanbul sekenesinin yüzme bilen kısmı çok azdı. Yani yüzmeyi bilmek, öğrenmek belirli bir birikim gerektiriyordu. Bu ancak işte o tarihlerdeki deniz okullarında falan, yani mühendishaneyi Bahri Humayun, şimdi Deniz Lisesi'nde falan mümkündü. O tarihlerde bu dersler veriliyordu. Yüzme, yani biz aslında yüzmeyi de çok geç öğrendik diyebilirim. Bizim birçok gemicimiz, balıkçımız bugün bile yüzme bilmez. Yani o nedenle yüzme bilmek ayrı bir beceri işidir. Bir eğitim olayıdır. Ancak işte deniz kıyısında yerleşik insanlar belki işte Karadeniz kıyısında falan yüzmeye daha bir önem vermiş olabilirler. Kısacası biz de daha önce deniz hamamlarından sonra belirttiğim gibi bir deniz kulüplerinin ağırlıklı olduğu yelken konusunda bir evre var. Hatta Atatürk de bu konuyu önemsemiş durumda. Nitekim Moda'ya bir ziyaretinde o Fenerbahçe koyunu görüp oralara bir takım deniz kulüplerinin açılmasını önermiş. İşte Fenerbahçe Deniz Kulübü olsun, Galatasaray olsun, bütün o yöre bugün bile hala o deniz kulüplerimizin etkin olduğu mevkiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk denizi gerçekten bir çağdaşlaşma unsuru olarak görüyoruz. Zaten o konuda bir özdeyişi de vardır. Denize inmek medeniyetin şiarıdır, yoludur diyor. Ve nitekim denizi Atatürk özellikle Florya olgusundan sonra çok yoğun olarak kullanmaya başladı. Daha önce de kullanıyordu. Aslında mesela Suadiye plajına bir takım misafirlerini götürüyordu, devlet adamlarını götürüyordu. Bu yöreleri, yani gelen ziyaretçileri, mesela 8. Edward gibi kişileri denizde ağırladı. Aynı zamanda Atatürk'ün kendisi de deniz tutkunu oluşu nedeniyle ilk zamanlardan itibaren kendi yatları vardı, Ertuğrul yatı vardı. Daha sonra Savarona'yı biliyoruz. Deniz bu bağlamda Atatürk'ü cezbeden bir alandı ve her zaman denize, özellikle yaz mevsimlerinde denizi yoğun bir şekilde kullanıyordu. Değişik plajlara gidiyordu. Orada halkla bir şekilde temasa geçiyordu. Bu bağlamda Atatürk'ün aslında gerek Türkiye'nin imajını oluşturma açısından denizi kullandığını söyleyebiliriz. Bir takım işte devlet reislerini deniz ortamlarında ağırlayarak bunu söyleyebiliriz. Keza İnönü de öyleydi aslında. İnönü de Florya'yı bir müddet kullandı ama İnönü'nün asıl mekanı Heybeliada'ydı. Heybeliada'da Sadık Bey plajıydı. Ben aslında biraz kendi anılarımdan da söz edeyim. Yani ben Heybeliada'da çocukluğum geçti. O yüzden Sadık Bey plajını çok iyi hatırlıyorum. Ve İnönü'nün oraya gelip çivileme yapması anılarımda çok taze diyebilirim. Hatta bu sergiyi oluştururken sergideki yardımcı arkadaşlarıma İnönü'nün çivileme yaparki resmini muhakkak bulmamız gerekir ve sergiye koymamız gerekir demiştim. Ve nitekim buldular. İnönü Vakfı eksik olmasın, bu konuda yardımcı oldu ve onu da sergiliyoruz. İnönü her yaz Heybeliada'ya gelirdi ve son derece resmi kıyafetiyle, bütün aile fertleriyle birlikte Sadık Bey plajına gelirdi.
onun askılı bir mayosu vardı. Askılardan bir tanesi omuzdan sarkardı ve denize çivileme atlayıp girerdi. Daha sonra da kum banyosu yapardı. Hatta kum banyosu yaptığı, yaparken ki bir takım fotoğraflarını da sergide bir şekilde değerlendiriyoruz. Ve tabii ada için büyük bir şenlikti İnönü'nün adaya gelmesi. Orada zaten kendi bir konutu vardı. O konuta gelirdi yazları. Şimdi onu, o konutu müzeye dönüştürme çabası içerisindeyiz. Devlet reislerimiz özellikle bu sergide vurguladığımız aslında İnönü ve Atatürk. Ama Atatürk ayrıca tabii denizi, mesela 1 Temmuz Kabataş Bayramları'nda da Atatürk denizi çok yoğun bir şekilde değerlendirirdi. Özellikle bu Kabataş Bayramları Moda'da olurdu. Moda'da yüzme yarışmaları yapılırdı, yelken yarışmaları yapılırdı, kürek yarışmaları yapılırdı. Gazi bir fiil bunları izlerdi ve hatta ödüller dağıtırdı. Çünkü çok değişik tipte kayıkların yarıştıkları bir koydu, Moda koyu. Hatta ta Boğaz'ın diğer ucunda olan Rumeli Kavağı, Anadolu Kavağı veya Rumeli Feneri, Anadolu Feneri, oralardaki bir takım kurtarma, deniz kurtarma araçları vardı o tarihlerde, kürekle çekilen. Onların yarışmaları olurdu bir fiil Moda koyunda. Onlara ödüller dağıttığı olurdu veya balıkçı kayıkları vardı, çok özel, kancaburun dediğimiz, onların yarışmaları olurdu. Bir şenlik alanıydı. Şimdi tabii bu, hemen tevazuyu bir kenara bırakayım. Bu sergi başarılı bir sergi. Hatta benim en başarılı sergilerimden biri. Bunu da büyük ölçüde gerideki ekibe borçluyum diyebilirim. Yani çok iyi bir ekiple çalıştım. Birikimi olan bir ekip, gerek Pera Müzesi'nin, gerek İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün ekibi. Onlar başından beri her türlü gereksinimi çok önceden belirlediler ve istediğimiz her türlü malzemeye ulaştılar. Bu çok önemli. Çünkü eski sergilerde, eskiden sergi yaptığımızda biz kendi başımıza kalırdık. Ne bulursak onunla sergiyi oluşturma çabası içerisinde olurduk. Burada tabii yerleşmiş bir gelenek var. Yani İstanbul, daha doğrusu Pera Müzesi'nin bir birikimi var. O birikim çok önemli. Şimdi sergi aslında iki mekanda. Genellikle Pera Müzesi'ne geliyor izleyiciler. Biz bir de tali bir sergi alanı daha gerçekleştirdik. Aslında büyük bir yer değil. O daha çok İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün giriş katı. Orada biz denizle ilgili filmlerin, yani bunlar fiction olarak, yani normal dokümanter değil, filmlerin bir takım kesitlerini vermeye çalıştık. Yani denizin ne kadar önemli olduğunu, yani Türkiye film endüstrisinde deniz hangi amaçlarla kullanıldığı, bunları bir ölçüde gösterme çabasında olduk. Bir takım filmlerden kesitler orada sunuyoruz. İlginç tabii, mesela alegorik olarak da ilginç, çünkü gerçekten plajlarda eskiden güzellik müsabakaları yapılırdı. Mesela onu İsmail Dümbüllü'nün filan üslubuyla izleme olanağı buluyoruz bu filmlerde. Ne bileyim, bacak güzelliği yarışmaları yapılıyordu filan. Bütün bunlar aslında filmler için konu haline geldi. Özellikle Süreyya Plajı ön planda, çünkü en diyelim görkemli plajımız Süreyya Plajı'ydı. Orun tam denizin ortasında bir mabedimiz vardı, Bakireler Mabedi. Şimdi maalesef denizi doldurduğumuz için bu mabedin çatısı diyelim karada bir yerde bulunuyor. Bütün bu mekanlar aslında bir mizansen olarak kullanıldı sinema sektöründe. Onları bir şekilde değerlendirme çabası içerisinde olduk bu filmlerle. Bir de tabii denizle ilgili bir dokümantasyon olayı var.
Onlarla da ilgili bir takım dergileri, kitapları sergileme olanağı buluyoruz. Burada mesela Pera Müzesi'nde kendi koleksiyonum olan Resimli Ay, Sevimli Ay'dan çok güzel resim, plaj kapakları, bunları koyduk buraya. Bunlar 1924, 25, 26'ya ait resimler. Ressamı da Halikarnas balıkçısıdır. Cevat Şakir'in resimleridir. O da önemli. Yani onun el çizimleridir. Birçok galeri demeyelim, özel koleksiyondan ve koleksiyonörlerden yağlı boya resimler sergiliyoruz. Denizle ilgili yağlı boya resimler sergiliyoruz. Özellikle deniz hamamları ağırlıklı bu resimler. Bir ölçüde Türkiye'de deniz hamamlarının ne kadar hayal gücünü geliştirdiğini de sergileme olanağı buluyoruz bu vesileyle. Ressamlarımız deniz hamamlarına özel bir ilgi duymuşlar ve mebzul miktarda, çok miktarda deniz hamamı resmi yapmışlar. Biz sergi için gerekli olan miktarda yağlı boya resmi bu vesileyle izleyicilere sunma olanağı buluyoruz. Tabii bunların bir kısmı hayal gücü diyebilirim. Yani hatta yani ressamın belirtmesi olmasa hiçbir şekilde oranın o yöreye ait olduğunu kanıtlayamayacağımız bir durum söz konusu. Ama ressamdır, hayal gücü geniştir, istediği şekilde çizer. Hep kabulümüzdür diyeyim. Resim sanatının özü budur. Bu şekilde ifade etmem gerekir. Burada açılan sergiler bağlamında söylüyorum. En fazla yankı uyandıran sergilerden biri olduğunu söyleyebilirim. Tabii konusu da insanlara ilginç geldi. Çünkü hepimizin deniz anıları vardır. Bir de tabii o İstanbul'da olmasa bile İstanbul'u merak ediyor olabiliriz. Eski İstanbul'un plajlarını merak edebiliyor oluyor olabiliriz. Nitekim burası sırf yerli halkın değil, yabancıların da bol ziyaret ettikleri bir sergiye dönüştü. Onu söyleyebilirim.